Sırf sizi anlayabilmek için sizin okuduğunuz gazeteleri okuyup sizin izlediğiniz televizyonları izlemeye çalışıyoruz. Köprüleri atmayalım birbirimizi ötekileştirmeyelim diye size neden hayır dediğinizi sormaya çalışıyorum ama siz bana neden evet dediğimi soramıyorsunuz. Beni anlamaktan daha sık ikna olmaktan korkuyorsunuz. Sizin bütün derdiniz Erdoğan'ın başkan olmaması çünkü Erdoğan'dan nefret ediyorsunuz. Darbeleri hayır diyorsunuz istemiyoruz diyorsunuz ama yasaları değiştirmiyorsunuz. Neden? Çünkü Erdoğan nefreti gözünüzü karartmış. Oysa ki mevcut anayasa darbe anayasası. O zaman bırakın Türkiye Cumhuriyetimizin yasaları da değişsin. Verdiğiniz bütün mücadele mücadelenin Erdoğan başkanı olmasın diye olduğunu biliyoruz. Ve hiç yanılmıyoruz. Sizin ideolojinizde, sizin fikrinizde olan başkalarının yaşam hakkına saygı duymayan, onları yok sayan birilerini biz vaktiyle gördük. Bizim bütün derdimiz biz yönetecek kişilerin şu anda olduğu gibi vicdanlı ve demokrasiye saygılı olması. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır diyoruz. Amenna. Başımızın üstünde. Kainatı yaratan Allah. Ama bununla birlikte Cumhuriyet rejiminde doğmuş, başka rejim görmemiş bizleri şeriat açıklıkla suçluyorsunuz. Çok belli oluyor. Halkın iradesine dayalı olan insanlardan oluşan meclise de müsaade etmediniz. Halbuki hakimiyet kayıtsız şartsız milletinde. ikisini birbirine karıştırdınız. Siz kendinize layık diyorsunuz. Bize dinsiz dediler diyorsunuz. Oysa ki elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama ne layısizm ne dinsizim. Önce insan önce insana kıymet vermek diyoruz. Birbirimize neden evet neden hayır dediğimizi soralım. Birbirimizi anlamaya dinlemeye çalışalım. Husumetle ve ön yargıyla bakmayalım. Halkın temsil edildiği mecliste olduğu gibi saldırarak ısırarak yaklaşmayalım. Size bize sorsanız neden evet dediğimize dair yüzlerce sebep söyleyebiliriz. Bizim bahsettiğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sisteminin değişmesi değil. Daha müreffeh, daha iyi olması. Çok daha önemli bir şey bu. Yani ben size bir sürü bir sürü sebep sayabilirim. En başta ve en kolay şu. Kendi geleceğini inşa etmek gibi bir şey bu. Bunu anlamak çok mu zor? Bugün vakit varken düşünün. Yarın çok geç olabilir. Gerçekten bak. Bana sorun sebeplerim hazır. Hepsini açıklayabilirim. Hemen sonra, benden sonra ilk gördüğünüz birine neden evet, evet diyen ama... Neden evet dediğini sorun. Yarın çok geç olabilir. Başkanlığa evet, başkanlığa.